yaparsa? Emine, bak Süleyman abi duyarsa bacaklarını kırar. Hem bu ne kızım böyle bu kadar? Sabah kalkıp yapmaya üşenmedin mi? Nereden duyacak kızım ya? Sakin ol. Zaten bütün gece gözüme uyku girmedi Altan'ı düşünmekten. Altan'ı. Altan Bey'i demek istedim. Ya Feride, görmeliydin ya. Adamın bana doğru bir koşuşu vardı. Böyle kahraman gibi. Ölüme atladı adam resmen. Ya sanmışsın film çeviriyoruz kızım. Çok iyiydi. Emine, sen olmuşsun kuşum. Ne olmuşum kuşum? Saçım mı kötü ya? Makyajın fazla mı olmuş? Bak fazla olduysa hayır, söyle tamam mı? Hayır, çok güzel olmuşsun ama hadi şu ziyaretini yap da ben işe gideceğim daha. Tamam, tamam. Kesin kapıda koruma falan vardı şimdi. İşte. Ne oldu? Bir şey söyleyeceğim. Hı. Bunlar mafya falan olmasın sakın. Ben şimdi aydım yani. Emine hadi ne olur gidelim şu ziyareti yapalım artık hadi. Hadi. Sen sanki bir şey biliyorsun da bana söylemiyormuşsun gibi geliyor. Hayır Emine lütfen hadi. Eğer öyle bir şey varsa bana söyleyeceksin. Birazcık sakin olur musun lütfen hadi. Tamam. Günaydın Perihan Hanım. Günaydın Peri. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın oğlum. Ben şey istemiyorum. Başka arzu ettiğiniz bir şey var mı efendim? Hayır yok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Sultan nerede? O arkadaşım da kaldı dün gece. Fırat? Fırat'ı biz nereden bileceğiz oğlum? O da doğru. Baba sana bir şey soracağım. Bugüne kadar hiç sormadığımı fark ettim. Benim gerçek annemle babamın adı ne? Allah ya. Oğlum nereden çıktı şimdi bu sabah sabah? Bilmem. Dün gece çok enteresan bir rüya gördüm. Öz annemle babamı ilk defa rüyamda gördüm. Bizi kurtar. Bizi kurtar diye bağırıyordu. Baba niye öyle bağırıyorlardı? Ne bileyim oğlum. Biz sadece seni evlat edindik. Bize evrak, kayıt falan bir şey göstermediler. Bilmiyoruz. Ayrıca biz sana bunları kaç defa anlattık Kerem değil mi? Neden? Ne neden? Niye yani? Aziz varken... Fırat varken... Neden üstüne bir de beni evlatlık aldınız? Kerem, Beri. Ne zamandır merak ediyorum baba soracağım soramadım. Oğlum işte biz seni gördük seni seçtik. Kötü bir karardı ha Kerem? Oğlum biz seni o yetimhanede bırakmak istemedik. Adı neydi? Neyin? Yetimhanenin. Adı neydi? Oğlum nereden çıkıyor bunlar bu kadar sene sonra? Bilmem. Ben kendi öz annemle babamı bulmaya karar verdim. Ben bu evde sevilmiyorum. Benim de bir aile sevgisine ihtiyacım yok mu baba? Hı? Baba...
Baba. Ben yanlış bir şey mi yapıyorum? Baba. Baba. Altan Bey, iki hanım geldi. Kim gelmiş? Emine Bey. Gelsinler tabii. Geçmiş olsun. Sağ olun. Buyurun. Feride, ben ne yaptım ya? Adam evli galiba. Emine, ben hasta ziyareti sanıyordum. Sen daha niyetlenip gelmişsin. Ya benle uğraşma artık, uğraşma kızım. Altan, ben holding adamıyım, patronum, mutfak adamı değilim. Soktun beni mutfağa. Altan, ben içeride bir tane sürahi kırdım. Umarım annenden kalma bir şey değildir. Sonra ayağa kalkarken din yere tava ne varsa... Feride? Emine? Hanım? Hoş geldiniz. Hacı, size afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Can nerede? Okula erken gitti bugün. Sabahtan antrenmanı varmış. Feride? Emine aradı. Birlikte çıktılar. İşe gitmeden önce bir işleri mi varmış, neymiş? Artık ne halt karıştırdıysa Feride sabahın köründe çıktı gitti. Bir şey yemedin. Sen yedirdiğin laflarla doyuruyorsun zaten. Gerek kalmadı. Tamam. İyi be. Tamam. Günaydın. Günaydın. Benim önce köşke, sonra da okula gitmem gerekiyor. Tamam, benim de Kerem abi falan aradı. Bazı işlerimiz varmış. Onları halledeceğiz biz de bir yandan. Tamam. Sevim teze geldi çoktan, merak etme bu arada. Yani bana hala hayal gibi geliyor her şey. Siz de öyle hissediyor musunuz? Kabus mu desek onu acaba? Yani beni kurtarmak için gerçekten kahraman gibi davrandınız. Yani birisini anlatsam gerçekten inanmaz vallahi. Sizin başınıza bir şey gelseydi ben gerçekten kendimi hiç affetmezdim. Yani insan böyle söyleyince bile bir tuhaf oluyor. Yani biri, hiç tanımadığı biri için nasıl bu kadar cesur olabilir? Ama ben sizi tanıyorum. Nereden? Hani daha önceden böyle bir hastane maceramız vardı ya. Siz vardınız. Hatta bütün mahalle oradaydı. Anneniz vardı. Feride Hanım. Şey, dayımın üstünüze yürüdüğü gün. Ay, bizde de kısmete bak. Her şey hastanede başlamış zaten. Kısmet? Kısmetsizlik yani. Şey, şanssızlık. Talihsizlik yani bizim karşılaşmamız. Ben ne dediğimi biliyor muyum? Bilmiyorum.
Feride. Siz bu evi nasıl buldunuz? Rezil olarak. Anlamadım. Emine, sabah ezanından önce aramaya başladı Altan Bey'in evini bul diye. Ben de Serpil Hanım'ı aradım. Ondan aldım adresi. Kadın kim bilir neler düşündü. Anlayacağın rezil oldum. Altan Bey, ona ne kadar teşekkür etsem az. Emine benim kardeşim gibi. Hiç tanımadığı biri için büyük cesaret. Yürek ister. Bana ne deyip gidebilirdi? Altan demez. Çok eski arkadaştınız galiba. Öyle. Askerde tanıştık aslında, asker arkadaşız. Erkekler ve askerlik anıları. Yanlış bir şey söyledim galiba, özür dilerim. Hayır, verdim. Sen yanlış bir şey söylemedin. De. Biz yanlış şeyler yaşadık. Zordu. Neyse. Ne yapacağız bu çifte kumruları? Ben Emine ilk defa böyle görüyorum. Gerçekten mi? Ya normal değil mi? Onu ölümden kurtaran adam. Altan. Galiba öyle. Ben artık gideyim. İşe geç kalacağım. Patronun burada Feride. İşte bu yüzden gitmem lazım. Siz patronsunuz, ben de çalışan. Yerimi bilmem lazım. Eğer bilmezsem... dengemi kaybedebilirim. Şimdi Emine Altan Bey'in başını şişirmiştir. Susmaz da susmaz. Susma Feride. Nasıl yani? Emine çok konuşur, sever konuşmayı. Bence biz gidip Altan Bey'i kurtaralım. Olur. 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 Malum hasta ziyareti zaten kısa sürer. Beni de bıraksan vallahi maşallah yatıya kalacağım gibi. Buyurun. Feride biz gidelim artık. Gidelim. Çünkü malum adam hasta yani sonuçta. Gidelim biz. Alacağım. Peki, her şey için teşekkür ederiz o zaman. Biz teşekkür ederiz. Tekrar çok geçmiş olsun. Sağ olun. Hadi Feride. Hoşça kalın. Hadi canım. Geçmiş olsun. Vay be. Hala böyle saf, temiz insanlar kalmış mı Beyaziz? Kalmış Altan, kalmış. Da? Biz onlardan ayrı kalmışız. Günaydın Kerem. Nasılsın, daha iyi misin? Tam da bıraktığın yerdeyim. Çok iyiyim yani. Sen geç bakalım dalganın. Benim söylediklerimden sonra hala gülebilecek misin bilmiyorum. Senin şu özgüvenine hayranım. Gel bakayım buraya.
Evet. Nehir. Anlat. Bugüne kadar ki her zamanki yaptığın için yani konuş ve beni delirt hadi. Öncelikle bundan sonra müttefiyiz Kerem. Çok mu çaresizsin? Yoo. Sen beni yanlış anlamışsın. Çaresiz olan sensin Kerem. Ben hedefime yürüyen çok zeki bir kadınım, o kadar. Nehir. Nehir. Kıyamam sana. Bu kadar çaresiz mi kaldın? Hadi açıl bana. Dökül. Dibe mi battın? Azizi istiyorum. Oo! Oo! Nasıl iddialı ya? Çok iddialısın. Havalı kız. Sen de holdingi. Nehir. Zaman konusunda biraz karmaşa yaşıyorsun galiba. Bak. Ben holdingi çoktan aldım sayılır. Aha mı? Bana bak. Yılans. Sende bir şey var. Ne biliyorsun? Holding'i alamadığını. Çok masum düşünmüşsün Keremcim. Tek bir imza ile koskoca Korkmazar Holding'i alabileceğini mi zannettin? Komik oluyorsun. Ne demeye çalışıyorsun söyle. Yönetim kurulu kararından dönmemiş. Aziz'den başkasına imza yetkisi vermiyorlar. Yani başa döndün. Yok, aa. En başa döndün. Neydi senin şu meşhur cümlen? Dibe battın Keremciğim. Yani sen öyle saçma sapan oraya buraya saldıracağına holdingi ele geçirmeye bak. Olamaz. Oldu bile. Ama sen merak etme. Eğer benimle çalışırsan sana bu işin nasıl olduğunu seve seve öğretirim. Hadi bakalım sen biraz daha düşün. Ama daha fazla dibe batma olur mu? Tatlım. Benden aldıklarınızı tek tek geri alacağım sizden. Size yemin ediyorum. Hatta söz veriyorum. Benden aldıklarınızı tek tek geri alacağım. Yemin ederim. Başlayalım. Canım Anette teyze dışında başka bir şey de sıkkın herhalde. Yani haddim değil ama yol boyunca ağzına bıçak açmadı. Abilerim. Nasıl? Dün sen beni o mekanda öylece bırakıp gidince ki bu başka bir zaman konuşulacak ayrı bir konu. Sultan özür dilerim. Yani bilmediğim birçok şey var aslında dün geceyle ilgili falan. Neyse. Dün sizden sonra Aziz abim geldi mekana. Acayip bir gerginlik vardı aralarında. Beni kibarca oradan göndermeye çalıştılar da ben fark ettim tabii. Aziz abim hiç öyle öfkeli görmedim ben ya. Yani kardeş olmaktan daha değerli bir şey mi var? Kardeş, aralarında ne var bilmiyorum ben ama onları birbirinden ayırmak zorunda kalmaktan çok korkuyorum. Annem yıllarca buna uğraştı. Ben yapmadım. Onlardan vazgeçmedim. Vazgeçmeyeceğim. Aynı onun gibisin. Kimin gibi? Feride abla. O da senin gibi vazgeçmez. İyi. Sen de ablanın kıymetini iyi biliyorsun. Görüşürüz. Görüşürüz.
Perihan, biraz konuşalım istersen. Şu anda hiç havamda değilim Tahsin. Daha sonra konuşuruz. Perihan, lütfen. Konuşmamız gerekiyor bunları, biliyorsun. Daha sonra dedim Tahsin. Perihan. Perihan, bir... Ha, söyle. Baba. Hı. Sana duyduğumda hiç mutlu olmayacağım bir haber vereceğim. Hayırdır? Senin şu... işe yaramaz. Kendini bilmez. Lanet. Yönetim kurulu üyelerin beni istemiyorlarmış. Bunlar benim için ölüyorlar. Ama beni istemiyorlar. Ha, şu mesele. Senin de haberin var. O yüzden... ya haklarımı bana verirsen... ya da seni hapishanede ziyaret etmekten çok büyük zevk alırım. Saçmalama Kerem. Tamam, panik yapma. Sakin ol. Su isteyeyim mi? İkinci bir teklifim daha var sana. Ya o köşkü bana verir, benim üzerime geçirirsen? Bunları konuşalım. Sakın bir daha sözümü kesme baba. Baba. Ya da ben sana Yalçın'la öyle güzel bir randevu ayarlarım ki. En güzelinden. Ben ayrılacağım ha. Şaka yapmıyorum. İşi halledince bana mesaj at. Öptüm. Anneciğim, ben çıkıyorum. Geç gelirim, beklemeyin. Tamam, dünya güzelim benim. Ayakkabı almayı unutma sakın. Hadi inşallah. Ceylan kurtarır beni bu hayattan. İnşallah ya Rabbim. Yine yeşillendi. Fındık dalları, ah yine yeşillendi fındık dalları. Acep ne olacak yarın halları? Acep ne olacak yarın halları? Aziz, Maya nerede? İki gündür sesi çıkmıyor. Köşke götürdük biz onu. Sultan ilgileniyor, merak etme. Köşkün bahçesinde rahat. Ama benim kızımı öyle zenginliğe falan alıştırmayın ha. Benim kızım yemek arttığı sefer. Bir de o mamalardan falan da vermeyin ona. Ama yemedik kızını. Söylerim, bugün çocukları geri getirirler. Geç kaldılar. Ne zaman arayacaklar diye merak ediyordum. Efendim Nehir. Aziz, yönetim kurulu kesinlikle Kerem'i kabul etmiyor. Neden? Çok normal değil mi? Hemen buraya gelmen lazım. Tamam, geliyorum. Ne oldu? Kerem'e bundan önce fırtına diyorduk ya. Evet. Artık kasırga.
Halatları sağlamlaştıralım Altan. Sen otur dinlen. Benim kasırgaya dalmam lazım. Sormayacağım. Sorma. Feride. Dalmışsın. Öyle çalışırken öyle oluyorum ben. Yani güzel de hiçbir şey de duymuyorsun. Nasıl gidiyor diye sordum. Güzel. Yani iyi gidiyor gibi. İyidir o zaman. Boşuna çalışıyorsun. Yakında hiç olup gideceksin. Gel. Konuş. Nihir Hanım söyledikleri... Dur. Öne gel. Konuş. Nihir Hanım söyledikleri doğru Kerem Bey. Bir üyemiz bile sizin sorumluluğunuzda çalışmak ya da aldığınız kararları onaylamak istemiyorlar. Hatta böyle olursa ne? Holding bünyesinde büyük bir kriz daha baş gösterirmiş. Aa, demek öyle. Evet Kerem Bey. Tamam. Dön şimdi. Çık. Kahve söyleyeyim. İstemem, iyiyim. Peki, gelirken düşünebildin mi? Yönetim kurulu kararıyla ilgili ne yapacaksın? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Peki.
Nereye götürüyorsun sen bunları? Feride Hanım'a. Hatırlarsanız üst üste 2 sene çok iyi işler çıkarmıştık. Bunlar örnek olabilir diye düşündüm. Ver sen bunları bana. Ver ver. Ben ona uğrayacağım. Götürürüm zaten. Peki. Sen işine bak hadi. Becerik size vereceğime yakarım daha iyi. Yeteneksiz, beceriksiz ve hatta pişkin biri olabilirsin. Ama zekice planlarını gayet güzel işletiyorsun sen. Sana her baktığımda basit bir mahalleden gelen, sonradan görme bile olamayacak bir kadın görüyorum. Ama içindeki eziklikten hiçbir zaman kurtulamayacak bir kadın. Şu tavrım var ya, o kadar ucuz ve basit ki... Bana neler söylemek istiyorsun ama korkundan susuyorsun. Susmuyorum. Sizden de korkmuyorum. Sadece sizinle boş muhabbet yapacak kadar zamanım yok. Hanımlar, ben geldim. Hanımlar, ben geldim. Ben geldim. Feride Hanım, sizinle bir şey konuşabilir miyim? Müsaadenizle Nehir Hanım. Feride Hanım, gündemimizde çok önemli bir konu var. İşle mi ilgili? İş, dostluk, güven, hepsiyle ilgili. Ha bu arada... Siz bir şey söylemeden ben söyleyeyim. Bu ikimiz için de hayati bir konu. Güzel kızım, hoş geldin. Hoş bulduk. Rahatsız etmedim umarım. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Daha evvelinden anlaşmıştık. Her zaman gel. Başımın üstünde yerin var. Burası çok huzur veriyor bana. Eyvallah. Hayırdır kızım, bir müşkülün mü var? Aslında evet var. Hayırdır inşallah. Yani size gelebilmek için Fırat'ı ve herkesi atlatmak zorunda kaldım. Aneta teyzenin kızı Alice. Beni o zannediyor ya. Merak ettim.
Siz hikayeyi biliyor musunuz? Bir fotoğrafı sizde var mı? Aneta teyzenin de hikayesini çok merak ediyorum. Geç otur. Feride Hanım, bugün bana karşı biraz tedirgin misiniz yoksa bana mı öyle geldi? Size öyle geliyor. Neden tedirgin olayım? Tamam canım, bana öyle geliyor demek ki. Üzerimde çok baskı var. İş. Malum katalog yetiştirmeye çalışıyorum. Ok. Siz ne için gelmiştiniz? Abi. Feride Hanım, bu konuda sadece size güvenebilirim. Buradaki herkes abimden deli gibi korkar. Herkes onun tarafında da. Yalnızca siz ve ben onun gerçek yüzünü biliyoruz. Ve bana sadece siz yardım edebilirsiniz. Ben ne yapabilirim Kerem Bey? Çok şey. Çünkü bu şirkette Altan'dan sonra abimin en zayıf olduğu insan sizsiniz. Buyurun. Aziz Bey, Kore'den yeni bir yatırım teklifi aldık. Nasıl yani? Siteyle ilgili konuda süreçte sıkıntı yaşanmadığı için bizimle çalışmaktan çok memnun kalmışlar. Yeni ve daha büyük bir ortaklık teklifleri var. Bu çok iyi olur. Evet Aziz Bey. Kataloğu göndersek bile hazırlığın bölümünde kan kaybettik. Tamam. Siz teklifleri ve dosyaları derhal bana getirin. Buradalar Aziz Bey, getirdim. Bize hemen online bir toplantı ayarlayın Serpil'in. Tamam efendim. Feride Hanım, bana bir cevap verecek misiniz? Olamaz böyle bir şey Kerem Bey. Yanılıyorsunuz. Abinizin bana karşı zaafı falan yok. İsterseniz oturun. Sakinleşin. Öyle devam edelim ha. Bakın Kerem Bey. Abiniz... Abim? Bana karşı zayıf falan değil. Sadece biraz... İsterseniz sizinle bir anlaşma yapalım. Siz benim dediklerimi yapın, ben size Fırat ve Ceylan'ı göndereyim. Benden tam olarak ne yapmamı istiyorsunuz? İşte bu. Bana sadece tek bir söz verin yeter. Ne sözü? Zamanı ne zaman bilmiyorum. Ama o gün geldiğinde sizi aradığımda Feride Hanım, İşte o gün, bugündür dediğimde benimle beraber geleceksiniz. Hayır Kerem Bey, bu mümkün değil. Ha. Demek kardeşler mevzusu o kadar da önemli bir mevzu değilmiş. Bana biraz zaman tanıyın lütfen. Feride Hanım, zaman benim için çok kıymetli bir şey. Benim o kadar zamanım yok. Ne güzelmiş. Siz mi yaptınız?